serdiler sarı samanı. Harmana serdiler sarı samanı. Hiç bitmiyor emirdanın dumanı, kara dumanı. Bitmiyor emirde dağın dumanda, kara dumanda. Gel otur yanıma benim sevdiğim. Gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur harman zamanda, yayla zaman. Ayrılık mı olur harman zamanda, ekim zaman. Çeşmenin başında nişmar edersin. Çeşmenin başında nişmar edersin. Seni sevdiğime pişman edersin de, pişman edersin. Seni sevdiğime pişman edersin de, pişman edersin. Ne dedim ki anan ile baba, ne dedim ki anan ile baba. Beni çatallıya düşman edersin de, düşman edersin. Beni çatallıya düşman edersin de, düşman edersin. Emirdağ'ın çatalının arası, Emirdağ'ın çatalının arası. Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası. Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası. Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana, ne dedim ki kömür gözlüm ben sana. Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası. Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası.
Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir.
Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. İhtiyacımız var. Aramayı kapattım. Çekim yapıyorum. Su olsun. Sorun olsun. Yani bize bir de bir gölet yapılması lazım erazimiz için. Yani bu her zaman müracaat gelip buraya çürük şapurunu verirler. Halbuki az daha yukarı git. 50 metre yukarı git. Bunu yapmak lazım. Vatandaş hizmet isteyir. Bu sorunlar var. Suyumuz yetersiz idi. Sondaj vuruldu. Daha o da faaliyete geçmedi. Her şeyde. Köyün altyapısı var mıdır? Altyapı sıkıntınız var mıdır? Sıkıntımız olduğu gibi sıkıntı var canım. Hizmet isteyin. Yukarıdan yolumuzun yapılması lazım. Tarlalar sulanmıyor. He. Bunlar bize lazım. Daha yani... Hamdolsun, şükrolsun yani. Ama sıkıntılar görülüyor. Yapılmıyor. Yapılmıyor. Yapılmıyor.
Muhtar görevi... Müracaat gelip yapıldığı yok. Ha, muhtar görevini yapıyor, müracaat ediyor ama müracaata müracaat cevap edilir. Gelmiyor. Muhtarımız gidip uğraşır ama yapılmaydı. Yapılmıyor. Su yetişmeydi. Yetişmiyor. Gölet arazi, bütün arazi susuz kaldı. Su yok. Gölet yapılması lazım bize de. Geliş bakırlar çürük rapuru verirler. Sağlam rapuru verdikleri yok. İşte bunlar, sıkıntılar bunlar. Sıkıntılar bunlar. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Aynı. Aynı. Köyün su sıkıntısı var. En büyük sorun su. Elbette ki çalışmak lazım, getirmek lazım, yapmak lazım. Vatandaş. Şimdi burada bir tane ablamız var. Görüntü almasına müsaade etmedi almamıza. Ablam da bir şeyler söyleyecek. En büyük sıkıntımız telefona ulaşılmıyor. Cep telefonları köylerde çekmiyor. Belirli bir hedefte çekiyor. Orayı birazcık uyanın geçtiğin zaman telefonlar çekmiyor. Yani haraba bir köy, temizlenmesini, yıkık evlerin bütün temizlenmesini istiyorum. Köyündeyiz. Sevgili muhtarımız Zülhamit Şahin'le birlikteyiz. Merhabalar sevgili Merhaba, muhtarım. Merhaba, hoş geldiniz. Köyünüz güzel ama bilinen tarihi 500 yıllık olduğu biliniyor. Ama çok geçmiş şeye dayanan bir köy. Biraz evet. Köyünüzden bahseder misiniz? Şimdi köyümüz dediğin gibi 500, tabii ki 500'e dayanıyor. Eski tarihlere dayanıyor. Bizim zaten eski köyümüz, asıl eski köyümüz burası değil. Bizim asıl eski köyümüz, yeni köyümüz üstte Hasan Şık mevkiinde. Hasan Şık mevkiinde. Oradan tabi ki yaklaşık 300-400 sene önce yaklaşık buraya geldi. Buraya göç etmişler. Evet. Buraya yerleşmişler. Öyle de bizim şu anda eski köy yerimiz orada vardır yani. Şimdi birazdan orayı da oradan başlarız çekimlere sevgili muhtarım. Şu an su deposunun önündeyiz. Evet. Nasıl su sorunu köyün? Su var mı? Valla geçen seneye rağmen şu anda su sıkıntımız yok. Çok şükür yok. Yani köyün katkılarıyla da şu anda biz bunu göründüğü yere yeni bir su deposu daha yapıyoruz. Su deposu, su sondajı vurduk oraya 110 metre derinlikte su çıkardık. Çok mükemmel su çıktı yani. İşte biz bu önümüzdeki ay içinde inşallah bunu palete getireceğiz. Suyu artık oradan aldık. Tabii. Hayır, hem oradan alacağız hem de bizim zaten eski köy yerine şu an bir su suyu eski köy yerine geldi. İki tane su deposu. İki tane su deposu. Kaç tane toplam köy? Şu anda köyümüz mevcut kışın 20-22 tane kalıyor. Yazın 65 taneyi buluyor. Şimdi o eski köye gidelim. Oradan çekime başlayalım. Olur. Buyurun. Buyurun. Evet sevgili muhtarımız, eski köy yerindeyiz. Evet, şu anda tam olarak bizim eski köy yerleşim alanı şu an 500 sene, yaklaşık 500-550 sene öncesinde köyün yeri burasıdır. Burasıydı. Hı hı. Şurada eski ev kalıntıları var. Evet. Temelleriniz evet, var. Evet, evet. Burada. 500 yıl önce buradan oraya taşındınız. Evet. Peki buranın başka bir adı var mı? Şimdi, mesela Gümüşhane köylerinin çoğunun Rum isimleri var. Yok, bizim köyde... Yani daha dededen beri Bizgil yani. Şu anda bizim köyün ismi hiç değişmedi, Bizgil. Değişmedi. Hiç şu ana kadar değişmedi. Evet. Burada eskiden Bizgil'iymiş. Yine Bizgil. Yine Bizgil. O zaman siz hiç daha önce Rumlara, Ruslar, Muslar, bunlar köylere gelmemiş. Yok, bizim burayı uğramamış. Teğet geçmiş. Burayı teğet geçmiş. Teğet geçti yani. Çünkü hemen hemen siz de bilirsiniz Gümüşhane'nin birçok köyün evet, ismi evet. Değişik. Hı hı. Peki şimdi köyde, şimdi birazdan alacağız. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu ile görüşmüşsünüz. Gölet yapacaksınız. Hı hı. Buradan sonra göleti çekeceğiz.
su sorununuz yok. Köyün altyapı sorunu ne? Altyapı sorunu hemen hemen %80 tamam vaziyette yani. Vaziyette. Şimdi sadece bizim şu anda yapılması gereken bizim sondaj bulduk zaten da az önce de ifade etmiştik. Evet. Onu faaliyete geçireceğiz. Taşımız var. Yaklaşık 1500-2000 metreye yakın taşımız var. Onu yapacağız. Fark edersiniz. Aldınız mı taşları? Taşımız tamam. O şeye hazır. Girdi. Program alındı. Artı bizim yaklaşık o az önce deponun hemen altı. Evet. Su deposunun alt tarafı. Hemen altı. Yaklaşık 12 dönüm 300 metrekare. Burayı biz mesir alanı yapacağız. Bunun da kararını aldık. Sayın Kaymakam Bey'le görüştük. Yazın. Tabii yazışmalar yaptık. İnşallah burayı da bu sene faaliyete geçirmeye çalışacağız yani. Köse Kaymakamı Sayın Şaban Arda Yazıcı. Evet. Destek oluyor mu köyde? Çok çok memnun musunuz kaymakamı? Şu anda kaymakam bey de çok memnunuz. Yani ben bunu demem de yani öndeki kaymakam yani şey etmek istemiyorum. O öndeki kaymakamı değildi. Bu da çok güzel yani. Muhtazam bey. Yok yok yani. Yani kaymakamlardan yana köy... Şanslıyız. Şanslısınız. Yani ne imkanı varsa kullanıyor yani. Elinde imkanları evet. Kullanıyor yani. O yönde şanslısınız. Peki şimdi bu yazın şu anda 20-30 tane burada yaşıyor. Hı. Yazın işte 50-60'ı buluyor. Buluyor. Köyden değişik sebeplerden dolayı göç eden köylüleriniz yazın geliyorlar buraya. Geliyorlar. Nasıl katkılar oluyor mu bu köy dışında yaşayanlara? Ya oluyor şimdi olmuyor desek yanlış olur. Oluyor. Karınca kararınız, kararınız oluyor yani. Olmaz zaten bu sondajı 110 metre bulmuş olduğum sondajı köyün tamamen katkısı köyün yani. Köy halkı. Köy halkı birlikte yaptınız. Bundan sonrası aşamasını özel idare yapacak. Özel idare yapacak. Peki bu yeni yapacağınız mesir alanı Allah nasip ederse kuşlar çıktı. Şimdi yaza doğru gidiyoruz. Yaza yetişecek mi? Yetişecek vallahi mi? İşte bakalım inşallah o program alındı. Geçenlerde zaten programlar nasıldı kaybolan ve geçenlerde programlar nasıldı yapmadık iş programları. İnşallah var yani. Şimdi az önce siz gelmeden işte köy halkıyla amcalarla, ablalarımızla konuştuk. Evet. Telefon sıkıntınız var yani. GSM hattını yana bir sıkıntınız var herhalde. Şimdi o telefon sıkıntımız had safhada yani. Çocuklarımızla falan görüşemiyoruz. Görüşemiyoruz. Yani hayır şimdi bir vatandaşla telefonla görüşmek için evlisinde olmuyorsun. Evlisinde olduğu zaman zaten telefon çekme şansı yok. Çünkü bunu biz bile size 3 gündür ulaşamadık. Yani bunu ben uğraşıyorum yani inşallah. Uğraşıyorum yani. Kaymakam ve GSM valiye gitmiştim. Evet. Valiyle görüştüm. İnşallah bu böyle bir program varmış yani. Böyle bir proje varmış. Kaymakam Bey'in talimatı var bundan. İnşallah onu da çözeceğiz yani. Bir de bu köyün içine geçen elektrik telleri var. Hı hı. Bunlar işte tehlike, çoluk çocuk için tehlikeli falan olduğunu söylediler. Yani şimdi bunlar bu, değişecek mi? Yerde? Bu elektrik tellerini bilmiyorum. Daha büyük yerlerde değişmedi ki yani köy. Köy gibi yerde yani yer altına indirirsin yani. Buna bir tehlike arz ediyor mu? Yok şu anda tehlike. Hayır şu vatandaşlar belki haklı olarak konuşmuşlar da şu. Mesela evlaşım demiş olduğu şey şu. Elektrik direğinden eve çekilen antikoronlar belki demiştirler yani. He onları. Ha, şey onlar da tabii ki vatandaş kendi. Onlar da kendileri yaptıracak. Yapsın yani o kalkması gerekiyorsa kaldırsın yani. Onlar da kendileri yapacak. Hı hı. Gölete doğru gidelim. Buyurun. Eski yerleşim yerimizi aldık. Bizim i̇şte şeyden orada, işte çoban var. Hayvanları otlatıyor. Sizin köyün çobanı mı? Yok. Bu şeyin çobanı. Peki mezarlıklarınız falan yapılı mı? Mezarlıklar yapılı. Yani duvar mı yaptınız? Tabii duvar. Yani duvar yaptı. Tamam. Bakımı iyi mi? Fena değil ya. Çok güzel yani. Çünkü hemşerileriniz arıyor. Ana babamızın mezarını çekin bilmem ne yapın. Tamam. Mezarlık şu anda bizim mezarlık yani iki tane mezar var. İkisi de sen beni alınmıştır yani. Alınmış düzenli. Tabii. Buyurun gölete doğru gidelim sayın muhtarım. Buyurun.